İşte 6-8 Ekim'e ilişkin yalanlar ve gerçekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş kararında HDP'nin 6-8 Ekim Kobani protestolarında hiçbir sorumluluğunun olmadığına karar verdi. Ancak AKP iktidarı bizzat sorumlusu olduğu Kobani protestoları üzerinden kara propagandaya devam ediyor. HDP 7 Haziran seçiminden sonra halkı sokağa döktü. 7 Haziran'da benim kardeşlerimi sokağa döküp... Yalan. Gerçek. 6-8 Ekim protestoları 7 Haziran seçiminden tam 8 ay önce gerçekleşti. 6-8 Ekim protestoları HDP'nin attığı tweetle başladı. Yalan. Gerçek. Olaylar Erdoğan'ın Kobani düştü düşüyor sözünden sonra başladı. Kobani'de buyurun düştü düşüyor. O güne kadar protestolar barışçıl bir şekilde sürüyordu. Demirtaş şiddeti arttırmaya yönelik tweet attı. Yalan. Gerçek. Demirtaş'ın protestolar sırasında attığı tweet. Sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir. Tüm bu yalanlar 6 yıl boyunca seçim meydanlarında söylendi. Peki sonra ne oldu? AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Yetmedi, 6 yıl beklettiği dosyayı raftan indirdi ve talimatla Kobani iddianamesi hazırlattı. Akıldan, gerçeklikten, hukuktan uzak 3530 sayfalık iddianame yalanlar, çelişkiler ve iftiralarla dolu. Kobani davası hukuki değil, siyasidir.